Arkadaşlar selamlar. Türevin geometrik yorumu konusunun ikinci testine hep beraber başlayalım. İlk sorudan. Fx eşittir x kare artı mx eksi 6 parabolüne 4'e f4 noktasında teğet olan doğru y eşittir eksi x bölü 5 artı 3 doğrusuna dik olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar ilk olarak hatırlamamız gereken bilgi nedir? Bakınız. Birbirine dik iki tane doğru verilsin. D1 ve D2 gibi. Bu D1 ve D2 doğruları eğer ki birbirine dikse D1 ve D2 doğrularının eğimleri tanımlıysa tabii ki eğimleri çarpımı nedir arkadaşlar? Eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri varsa şayet çarpımı eksi 1'dir. Hocam varsa şayet ne demek? Mesela düşünün arkadaşlar. Şimdi birbirine dik olan iki tane doğru diyoruz da evet. Mesela örneğin bir x ekseni bir de y ekseni çizelim. Şimdi birbirine iki, dik olan iki tane doğru varsayalım. Mesela birisi y eşittir 3 doğrusu olsun. Birisi y eşittir 3 doğrusu olsun. Birisi de x eşittir 2 doğrusu olsun. Şimdi bu doğrular da birbirine dik. Bu doğruların da mı eğimleri çarpımı eksi 1 diyeceksiniz? Bu doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 değildir. Neden? Çünkü x eşittir 2 doğrusunun eğimi tanımlı değildir. Neden arkadaşlar? Çünkü tanjant 90 tanımlı değildir. Doğru mu? Dolayısıyla ben söylerken bu detaylara dikkat ediyorum. Tabii ki karşına çıkar mı? Kolay kolay çıkmaz yani açıkçası. Anca böyle bir öncüllü soru olacak da daima doğrudur sorusu olacak da orada karşına çıkacak. Onun dışında soruyu çözmeni çok da etkilemez. Haydi dön Serhat soruya. Evet ne diyor bakın? Y eşittir. Eksi x bölü 5 artı 3 doğrusuna dik demiş. Şimdi bu doğrunun eğimi arkadaşlar y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısıydı. Yani nedir bakın? Eksi 1 bölü 5. O halde D1 doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 5. Peki eksi 1 bölü 5'i nasıl bir sayı ile çarparsam cevabım eksi 1 gelir? Tabii ki de 5 ile. O halde D2 doğrusunun eğimi nedir arkadaşlar? 5. D2 doğrusu dediğimiz doğru nedir aslında? Bu teğet olan doğru. Çünkü bu teğet olan doğru y eşittir eksi x bölü 5 artı 3 doğrusuna denkmiş. Dolayısıyla teğet doğrusunun eğimiyle y eşittir eksi x bölü 5 artı 3 doğrusunun eğimi yani eksi 1 bölü 5 çarpılınca eksi 1 değerini getiriyormuş dedik. O halde teğet doğrusunun eğimi 5'miş. Peki bu teğet doğrusu bu parabole hangi noktada teğet? X eşittir 4 apsisli noktada ve bu noktadaki teğet doğrusunun eğimi 5 ise demek ki bu parabolün x eşittir 4'teki türevi neymiş arkadaşlar? 5'miş diyoruz. Hemen fonksiyonumuzun türevini alalım buyurun. F türev x ne geldi bakın? 2x artı m geldi. Neredeki türevinden bahsediyoruz? 4'teki türevinden. F türev 4 eşittir. 2 kere 4 yani 8 artı m. Ve bu değer neye eşitmiş bakın? 5'e eşitmiş. Demek ki m değeri eksi 3'müş dedik. Cevabımız Denizli oluyor. Ve geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere fx eşittir mx kare artı nx artı 1 parabolüne bire bir noktasında teğet olan teğet doğrusu x eksenini 3'e 0 noktasında kesiyormuş. Buna göre M eksi N farkı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi bizim fx parabolümüzün arkadaşlar bir parçası mesela şöyle bir parça çizmiş olalım. Bakın bu çizimleri tamamen temsili yapıyoruz arkadaşlar. Gidip gerçekten bir parabol bile çizmenize gerek yok. Şimdi bu parabole üzerinde bulunan birebir noktasında teğet olan bir doğrudan bahsediyorum. Üzerinde bulunan birebir noktasına teğet olan bir doğru. Şöyle çizdik. Apsisi de 1, ordinatı da 1. Peki. Şimdi bir kere birebir benim fonksiyonumuz üzerinde bir nokta olduğuna göre demek ki fonksiyonumun kuralını bu koordinatlar sağlamalı. Yani f1'in ne gelmesi lazım? 1 gelmesi lazım. O halde x yerine 1 yazıyorum bakın. X yerine 1 yazdım. M artı n artı 1'in 1 gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla m artı n'nin 0 olması gerektiğini buldum. Bir kenarda dursun. Sonra devam edelim. 1'e 1 noktasında teğetmiş. O halde bu teğet doğrusunun eğimi fonksiyon x eşittir 1'deki türevine eşittir. Hemen fonksiyonun türevini alalım. Ne geldi bakın? 2mx artı n geldi. Hangi apsisli noktadaki türevinden bahsediyoruz? X eşittir 1'de. O halde x yerine 1 yazdık. 2m artı n geldi. Dolayısıyla bu teğet doğrusunun eğimi için ne biliyoruz arkadaşlar? 2m artı n'ymiş. Yani 2m artı n tane x artı c formatında bir fonksiyon bu.
Peki daha sonra ne biliyoruz? Bu doğru arkadaşlar. X eksenini 3'e 0 noktasında kesiyormuş. Bakın şöyle devam ettiğini varsayalım. Dediğim gibi tamamıyla temsili çizimler bunlar. Burası X ekseni kestiği noktanın absisi 3'müş. 3'e 0 noktası. Şimdi bu doğru üzerinde iki tane nokta biliyorum. Noktanın birisi 1'e 1. Birisi 1'e 1. Diğeri de nedir arkadaşlar? Diğerinin koordinatları nedir? 3'e 0. O halde üzerinde bulunan iki nokta yardımıyla ben bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulunabilirdi? Ordinatlar farkı bölü absisler farkı. O halde eğim için ne söyleyebilir arkadaşlar? Bakın eğim için şöyle M'ler karışmasın. M'i kullanmayalım. Evet. Eğim için ne söyleyebilir? 1 eksi 0 yani 1 bölü 1 eksi 3. Ona geldi. Eksi 2 geldi. Dolayısıyla bu doğrunun eğiminin, bakın şurada çizdiğimizi varsayalım arkadaşlar. Burası kaç birim? 1 birim. Peki burası kaç birim? Burası da tabii 3 biraz sağda olacak. Bizim temsili çizimlerimiz olduğu için biraz hatalı bir çizim var karşımızda ama çizim çok önemli değil. Burada zaten bize eğimin eksi 1 bölü 2 olduğu karşımıza çıkmıştı. Peki eğimin eksi 1 bölü 2 geldiğini gördük. Peki eğimin biz 2m artı n olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk. O halde 2m artı n değerinin eksi 1 bölü 2'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar bakın. 4m artı n'nin artı 2n'nin evet eksi 1'e eşit olduğunu gördük. Yukarıda ne bulmuştuk? M ile n'nin toplamı, m ile n'nin toplamı neydi bakın? 0'dı. O halde m ile n'nin toplamı 0'sa 2m ile 2n'nin toplamı da 0'dır. Şimdi taraf tarafa çıkartsam 4m'den 2m çıktı, 2m kaldı. 2n'den 2n çıktı, 0 kaldı. Eksi 1'den 0 çıktı, eksi 1 kaldı. O halde 2m eksi 1'miş yani m değeri de neymiş bakın? Eksi 1 bölü 2. N de bunu sıfırlayandı. O halde n değeri de 1 bölü 2'dir dedik. Bize ne sorulmuş? M eksi n fark. M eksi n farkı. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den cevabımız eksi 1 olarak nerede bakalım? Bursa seçeneğinde karşımıza diyoruz. Gayet de güzel bir soruydu. Yıldız atmayı unutmayalım. Ve haydi geçelim 3. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. F x kare eksi x, x çarpı fx eksi x eksi 1'e eşit olarak verilmiş. Buna göre fx fonksiyonun grafiğine 0'a f0 noktasında teğet olan doğrunun eğimi kaçtır diye soruluyor. Fx fonksiyonun grafiğine x eşittir 0 absisi noktasında teğet olan doğrunun eğimi demek. Mealen f fonksiyonun x eşittir 0'daki türevi demek mi? Evet. O halde haydi buyurun eşitliğin her iki tarafından türev alalım arkadaşlar. Türev parantezini, paraşütünü gönderiyoruz. Buyurun. Şimdi bu paraşüt ilk olarak kime takıldı burada bakın dışarıda? F'e takıldı. O halde f'in türevini aldığım içeriye dokunan bizden değildir. Çarpı dedik. Şimdi ne var arkadaşlar sırada? İç kısmın türevi yani x kare eksi x'in türevi. Orada da ne geldi bakın? 2x eksi 1 geldi. Eşittir dedik. Karşı tarafta yine türev alıyoruz. X çarpı fx'in türevini alırken çarpımının türevini uygulamamız lazım. O halde ne geldi bakın? X'in türevi yani 1 çarpı fx artı f türevi x f'in türevi çarpı birincinin kendisi yani x. Evet. Daha sonra eksi x'in türevi eksi 1. Eksi 1'in türevi zaten 0. Peki. Şimdi f türev 0'ı bulabilmek için bakın f türev 0'ı bulabilmek için x yerine bir 0 yazabilirim. Bir de 1 yazabilirim şu an, doğru mu? X kare eksi x'i 0 yapacak değerlerin birisi 0'dır, birisi de 1'dir. Ancak 1 yazacak olursam şayet şurada karşıma f türev 1 çıkacak. F türev 1 bu sefer işi biraz bozacak. Dolayısıyla x yerine 0 yazalım arkadaşlar bakın bu eşitlikte. X yerine 0 yazacak olursak buyurun f türev 0 oldu. F türev 0 çarpı x yerine 0 yazmıştık. 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. Yani eksi f türev 0 oldu. Eşitliğin sağ tarafında ne var bakalım. Burada bir f 0 karşımıza çıktı. X yerine 0 yazınca 0 çarpı f türev 0 burası gitti. Bir de ne var yanında? Eksi 1 var. Demek ki f türev 0 bulunması için ne lazımmış? F 0'ın bulunması lazımmış. Bakın eksi 1 ile çarpacak olursak iki tarafı da f türev 0 neye eşit oldu? 1 eksi f 0'a. Peki. Şimdi f0'ı bulabilmek için şu ilk verilen eşitlikte arkadaşlar x yerine gelin beraber bir 0 yazalım. X yerine 0 yazsam ne buluyorum? F0 eşittir. X yerine 0 yazdım burası gitti. X yerine 0 yazdım bu da gitti. F0 eşittir. Eksi 1 olarak bulundu. O halde
bu f0'ın eksi 1 olduğunu gelin burada kullanalım. 1 eksi eksi 1'den cevabımız 2 olarak Bursa seçeneğinde karşımızda diyoruz. Biz de geçiyoruz 4. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. Aşağıda x ekseni eksi 4'e 0 ve 2'ye 0 noktalarında kesen y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. Y eşittir fx fonksiyonun grafiğine x ekseni kestiği noktalarda teğet olan doğrular y ekseni üzerinde kesişmiştir deniliyor. Y ekseni üzerinde bakın kesiştikleri şu noktanın ordinatı c olsun mesela. Şimdi o halde arkadaşlar ben şu doğru için yani y eşittir fx fonksiyonuna x eşittir eksi 4 apsisi noktada teğet olan şu doğrunun eğimi hakkında ne söyleyebilirim? Bu doğrunun eğimi y eşittir fx fonksiyonun x eşittir eksi 4'teki türevine eşittir. Doğru mu? Peki bu doğrunun eğimini bulmak için arkadaşlar doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı ölçüsü olan şu alfanın tanjant değerine baksak olur mu? Olur. Peki tanjant karşı dik kenar uzunluğu c birim, komşu dik kenar uzunluğu 4 birim. Doğru mu? O halde f türevi eksi 4 ne geldi bakın? C bölü 4 geldi. Şimdi geldik diğer doğrunun eğimine. Diğer doğrunun eğimini incelerken de arkadaşlar bakın bu doğrunun eğimi için ne söylenebilir? Y eşittir fx fonksiyonu x eşittir 2 apsisi noktada teğet olduğu için o halde o doğrunun eğimi de f türev 2 eşittir. Peki hemen yine doğrunun eğimini bulmak için ne yapıyorum? X eksenli pozitif yönde yapılan açı ölçüsü olan beta'nın tanjantına bakmam lazım. Beta'nın tanjantına bakarken aslında 180 eksi beta'nın tanjantına bakıp eksiyle çarpabilirim. O halde bakın şurada 180 eksi beta'nın tanjantı nedir? Karşı dik kenar uzunluğu c, komşu dik kenar uzunluğu 2. O halde c bölü 2'nin eksilisi. Yani eksi c bölü 2. Süper. Bize de f türev eksi 4 bölü f türev 2 oranı sorulmuş. Bu iki ifadeyi birbirine oranlarsak bakın arkadaşlar. C bölü 4 çarpı 2 bölü eksi c geldi. Yani eksi 2 bölü c geldi. C'ler sadeleşti. Eksi 2 bölü 4'ten cevabımız eksi 1 bölü 2 olarak Denizli seçeneğinde diyoruz. Ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. Şekilde fx fonksiyonun grafiğine x eşittir 2 apsisi noktada teğet olan gx doğrusu gösterilmiştir denilmiş. O halde şu halde biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bir kere gx fonksiyonun eğimi, ki bu gx fonksiyonun türevi demektir. Çünkü doğrusal fonksiyonun türevi zaten eğimi veriyordu, sabitti. Bu f fonksiyonun x eşittir 2'deki türevine eşit. F fonksiyonun x eşittir 2'deki türevine eşit. Ve bunun yanında arkadaşlar fx fonksiyonun x eşittir 2'deki görüntüsüyle yani f2 ile gx fonksiyonun x eşittir 2'deki görüntüsü yine birbirine eşit çıkacaktır. Sonuçta bu noktada kesişmişler. Peki bakalım bize aşağıda ne verilmiş? G üzeri eksi 1x eşittir 6 eksi x bölü 2 olarak verilmiş. Bize de f türev 2 soruluyor. F türev 2 demek zaten g türev x demek. Yani g fonksiyonun türevi soruluyor. Şimdi bakalım g üzeri eksi 1'de x 6 eksi x bölü 2 ise o halde iki tarafın da tersini alsam ben gx'e ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Peki gx fonksiyonu ulaşabilmek için arkadaşlar y eşittir 6 eksi x bölü 2 fonksiyonun tersini almamız lazım. Y eşittir 6 eksi x bölü 2 fonksiyonun tersini alırken x'i yalnız bırakmak için ilk olarak eşitliğin iki tarafını da 2 ile çarpalım. Ne oldu bakın? 2y eşittir 6 eksi x oldu. O halde x buradan ne geldi? 6 eksi 2y geldi. Doğru mu? 2y eşittir 6 eksi x. Evet. X eşittir 6 eksi 2y. X'i yalnız bıraktığımızda fonksiyonun tersini almış oluyorduk zaten. G üzeri eksi 1 fonksiyonunun tersini alırsak g fonksiyonu ulaşacağız. O halde gx eşittir 6 eksi 2x olarak karşımıza çıktı. Gx fonksiyonunun arkadaşlar eğimi yani türevi nedir bakın? Eksi 2'dir. G türev x eksi 2'dir. Zaten gx fonksiyonun eğimi demek fx fonksiyonun x eşittir 2'deki türevi demekti. Çünkü burada gx fonksiyonu fx fonksiyonu teğetti. O halde fx fonksiyonun x eşittir 2'deki türevi de eksi 2'dir diyoruz. Cevap Ceyhan seçeneği diyerek geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Y eşittir x küp eksi a artı 1 çarpı x kare artı 3x eksi 4 eğrisinin x eksenine paralel teğeti olmadığına göre.
A'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bir teğet doğrusu, daha doğrusu öncelikle bir doğrudan bahsedelim. Bir doğrunun x eksenine paralel olması demek ne demek aslında? O doğrunun eğiminin sıfır olması demek, doğru mu? D doğrusu x eksenine eğer ki paralelse o halde D doğrusunun eğimi ne olmak zorundadır? Sıfır olmak zorundadır. E bize x eksenine paralel teğeti olmadığı söyleniyor. Yani demek ki bu fonksiyonun hiçbir noktasındaki teğet doğrusunun eğimi sıfır değil. E herhangi bir noktasındaki teğet doğrusunun eğimi demek o noktadaki türev demekti. Yani mealen diyor ki bu fonksiyonun hiçbir noktadaki türevi sıfır değil. Türev asla sıfır olamıyor diyor. O halde hemen fonksiyonun türevini alarak bir işe başlayalım arkadaşlar. F türevi x ne geldi bakın. 3x kare eksi 2 çarpı a artı 1 çarpı x artı 3. Evet. Bu ifade asla ve asla sıfır olamıyormuş. Bakın karşımızda ikinci dereceden bir ifade var. İkinci dereceden bu ifade asla sıfır olamıyorsa, yani grafiği x eksenini hiç kesmiyorsa, o halde delta'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Hemen delta incelemesi yapalım arkadaşlar, buyurun beraber. B kare yani eksi 2 çarpı a artı 1'in karesi. Ne geldi bakın, 4 tane a artı 1'in karesi geldi. Eksi 4 çarpı baş katsayı 3 çarpı sabit derim. 3, evet. Bu ifade ne olsun istiyorum? Sıfırdan küçük gelsin istiyorum. Şimdi her tarafı bir 4'e bölsek arkadaşlar ne geldi? A artı 1'in karesi yani a kare artı 2a artı 1. Evet. Eksi bir de burada ne var? Eksi 9 var. Küçüktür. 0 dedik. Tabi burada aslında a artı 1'in karesi küçüktür 9 diyerek de soruyu çözebilirdik. Neyse böyle başladık. Devam edelim bari. A kare artı 2a eksi 8 küçüktür 0. Çarpanlarını ayıralım. A artı 4 çarpı a eksi 2 küçüktür 0. O halde köklerin birisi eksi 4, birisi 2 geldi. Artı eksi artı dedik çünkü baş katsayının pozitif olduğunu biliyoruz. Kökler de tek katlı. Biz de negatif olmak istiyorduk. O halde eksi 4 2 aralığında a değerleri karşımıza çıkmalıdır diyoruz. A'nın en küçük tam sayı değeri sorulmuş. O halde eksi 4'ten büyük en küçük tam sayı kim var arkadaşlar? Eksi 3 var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Bu soruyu da, bu güzel soruyu da hallettiğimize göre geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. Px baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom ve P1 de P türev 1 de 0 olarak verilmiş. Buna göre Px polinomunun grafiğine x eşittir 3 apsisli noktada teğet olan doğrunun eğimi kaçtır diyor. Arkadaşlar şu soru kökünde Px polinomunun grafiğine x eşittir 3 apsisli noktada teğet olan doğrunun eğimi derken kısaca Px polinomunun x eşittir 3'teki türevi kaçtır diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi Px polinomu hakkında ne biliyoruz? Bakın eğer ki polinom konusunda biraz yani bilgi birikimimiz varsa o halde şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Px polinomunda x yerine 1 yazdığında cevabın 0 gelmesi için Px polinomunun içinde x eksi 1 çarpının var olması lazım. Yalnız dikkat edin, P türev polinomunda da x yerine 1 yazdığında cevap 0 geliyor. Yani P türev polinomunda da x eksi 1 çarpını var olmalı. E zaten Px eğer ki ikinci derecedense arkadaşlar, P'nin türevi, P türev polinomu kaçıncı derecedendir? Birinci derecedendir. Dolayısıyla P türev polinomunda x eksi 1 çarpanı zaten var olmak zorundaydı. Çünkü x yerine bakın 1 yazdığında cevabın 0 olması lazım. E Px polinomunda da x yerine 1 yazdığında cevabın 0 olması lazımdı. Bu nasıl mümkün? Hem Px'te hem de P türev x'te x yerine 1 yazınca cevabın 0 gelebilmesi için Px'in içinde x eksi 1'in karesi çarpanı var olmak zorunda. X eksi 1'in karesi olacak ki ben bunun türevini aldığımda, yani 2 çarpı x eksi 1 ifadesi karşıma geldiğinde yine de x yerine 1 yazdığında cevap 0 gelmeye devam ediyor olabilsin. O halde bakın Px'in baş katsayısını zaten 1 olarak vermiş. Yani Px polinomu direkt x eksi 1'in karesine eşitmiş. O halde P türev polinomu da 2 çarpı x eksi 1'e eşit. Bize de P türev 3 sorulmuştu. O halde P türev polinomunda x yerine 3 yazarsak bakın ne geldi? 2 çarpı 3 eksi 1. Yani 2 çarpı 2'den cevabımız 4 olarak Denizli seçeneğinde karşımıza geldi. Şimdi eğer ki bunu direkt bu şekilde görmeseydik o zaman nasıl giderdik arkadaşlar? O zaman ne yapardık?
İsterseniz o zaman Px polinomundan yola çıkardınız. Mesela Px polinomu için ne biliyoruz biz? X yerine 1 yazdığında cevap 0 gelmiş. Dolayısıyla içinde bir x eksi 1 çarpanı var derdik. Bir de x eksi a gibi bir çarpan olsun derdik. Doğru mu? Mesela bunu çarpacak olsak ne gelir bakın? X kare, evet. Eksi parantezinde a artı bir tane x artı bir de a. Şimdi ben bunun türevini aldığım zaman, buyurun 2x eksi a artı 1 geldi. Doğru mu? Evet, 2x eksi a artı 1 geldi. Türev polinomunda da x yerine 1 yazınca cevap 0 geliyor muymuş? Bakın geliyormuş. O halde türev polinomunda x yerine bir 1 yazalım bakın. P türev 1 eşittir. Yazdım ne geldi? 2 eksi a eksi 1. Bunun cevabı ne geliyormuş? Bunun cevabı 0 geliyormuş. O zaman 2 eksi 1 1. Demek ki a'nın ne olması lazım? A'nın da 1 olması lazım. A da 1 olduğu zaman ne oldu? Demek ki Px polinomu x eksi 1 çarpı x eksi 1'e eşitmiş. Yani P türev x polinomu da ne eşitmiş? 2x a yerine 1 yazdık bakın. 1 1 daha. 2 2x eksi 2 eşitmiş. Bize de P türev 3 soruluyordu. 3 yazdım yerine 3 kere 2 6 eksi 2'den 4 geldi diyecektim. Bunu da yapmasaydım, yani Px'in içinde x eksi 1 çarpanı vardır da demeseydim, o zaman ne yapacaktım? O zaman iyice artık düz hesap yapacaktık. Yani Px polinomu kaçıncı derecedendi? İkinci dereceden. Baş katsayını baş katsayı 1. O zaman x kare artı ax artı b formatında bir ifade diyecektik. Doğru mu? Sonra bunun türevini alacaktık. P türev x. Bu ne geldi bakın? 2x artı a geldi. Doğru mu? P türev polinomunda x yerine 1 yazdığında cevabın 0 geleceğini biliyorum. O halde x yerine 1 yazdığında cevabın 0 gelebilmesi için bakın. P türev polinomunda arkadaşlar x'e 1 yazdığında cevabın 0 gelmesi için a'nın eksi 2 olması lazım. Yani P türev x eşittir 2x eksi 2 geldi. Bize de P türev 3 soruluyordu. O halde x yerine 3 yazdık. Ne geldi bakın? 6 eksi 2'den 4 olarak bulduk. Hepsi bu çözüm için uygun arkadaşlar. Bu soru için uygun. Yalnız açıkçası ben hepsine, yani bu 3 çözümünde 3'ünü de hakim olmanızı bekliyorum. Çünkü daha başka sorularda bu ilk yaptığımız kısımda ki yorumlar daha da böyle ön plana çıkabilir. Daha da bizim için önemli olabilir. Umarım faydalı olabilmişizdir diyoruz. Ve haydi geçiyoruz 8. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Y eşittir x kare eksi ax artı b artı 1 fonksiyonun grafiğine x eşittir 1 apsisli noktada teğet olan doğru, y eşittir x eksi 4 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir kere ne biliyorum arkadaşlar? Bakın elimde yine bir ne var? Parabol var. Ben temsili bir eğri çizdim şöyle. Herhangi bir noktası, tabii ki de nasıl bir noktası? X eşittir 1 apsisli noktası, evet. Burada x eşittir 1 apsisli noktada fonksiyon grafiğine çizilen teğet doğrusundan bahsediyorum. O halde şimdi ne biliyorum? 1. Y eşittir fx fonksiyonun x eşittir 1'deki türevi, f türev 1, x eşittir 1 apsisli noktada fonksiyon grafiğine çizilen teğet doğrusunun eğimine eşitti. Y eşittir x eksi 4'ün eğimi kaçtır arkadaşlar? Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısıydı. Yani o da nedir? 1'dir. F türev 1'in 1 olduğunu biliyoruz. Bunun yanında başka ne biliyorum? Şu noktada arkadaşlar bakın, fx fonksiyonu ile y eşittir x eksi 4 doğrusu kesişiyor. Dolayısıyla o noktanın koordinatları hem fx'in kuralını sağlamalı hem de y eşittir x eksi 4'ün kuralını sağlamalı. Yani y eşittir x eksi 4'te x yerine 1 verdiğimizde kaça gidiyor bakın, y değeri ne oluyor? 1 eksi 4'ten eksi 3 geliyor. O halde f fonksiyonunda da x'e 1 verdiğimizde cevap eksi 3 gelmeli. F1'in de yine eksi 3 olması lazım. Şimdi f türev fonksiyonu hemen bir bulalım. F türev x ne geldi bakın, buyurun. 2x eksi a geldi. F türevde 1 yazarsan cevabı 1 bulacaksın diyor. Bakalım hemen, F türevde 1 yazıyorum. 2 eksi a geldi. Cevap 1 gelecekmiş. Demek ki a değeri 1'e eşitmiş dedik. Şimdi o halde fx'i tekrardan bir yazalım beraber. A yerine 1 yazarak tabii ki artık. X kare eksi 1x, yani eksi x artı b artı 1. Başka ne biliyordum? F1 değeri eksi 3'tü. F1'e bakalım arkadaşlar. X yerine 1 yazdım. Karesi 1 eksi 1 artı b artı 1. Bu değer eksi 3'e eşitmiş. O halde b değeri eksi 4 olarak bulundu. Bize de a ile b'nin toplamı sorulmuştu. A'yı 1, b'yi eksi 4 bulduk. Toplarsak cevabımız eksi 3 olarak nerede bakınız? Bursa seçeneğinde karşımızda diyoruz. Bu soruyu da hallettiğimize göre geçiyoruz 9. soruya.
Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. Şekilde verilen D doğrusu Y eşittir X kare paraboline apsisi 2 bölü 3 olan A noktasında teğettir denilmiş. O halde D doğrusunun eğimi Y eşittir X kare fonksiyonunun 2 bölü 3 apsisi noktasındaki türevine eşittir diyoruz, doğru mu? Hemen fonksiyonun türevini bir alalım arkadaşlar. Fonksiyonun türevine geldi, bakın X karenin türevi 2X. Hangi apsisi noktada istiyoruz? 2 bölü 3. O halde f türev 2 bölü 3. Evet, f türev 2 bölü 3. x'in 2 bölü 3 yazarsam ne gelir bakın? 4 bölü 3 gelir. Yani bu d doğrusunun eğimi 4 bölü 3'müş. Peki bunu biliyoruz. Daha sonra ne soruluyor bakalım? D doğrusunun üzerinde A noktasından 5 birim uzaklıkta bir B noktası alınıyor diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir zoom yapalım bakın şuraya. Evet. Şimdi bu D doğrusu üzerinde bulunan bir B noktasından bahsediyorum. Ve B noktası ile A noktası arasındaki mesafe 5 birim olacak. Bu B noktası tabi alt tarafta da olabilir, üst tarafta da olabilir. Bakın soru kökünde bize B ile A'nın apsisleri farkının mutlak değeri soruluyor. Dolayısıyla alt tarafta da alsak, üst tarafta da alsak fark etmeyecek. Peki o halde B noktasını bakın temsil olarak ben şurada alsam arkadaşlar. B noktası burada olsa. AB arası şu mesafe kaç birim? AB arası bu mesafe 5 birim. Peki şimdi şöyle bir B noktasının apsisini bulmak için şöyle x eksenine bir dik indirelim. Peki şurası da 90 derece, doğru mu? Şimdi ben ne biliyordum? Bu D doğrusunun eğimi 4 bölü 3'tü. D doğrusunun eğimi demek D doğrusunun x eksenine yaptığı şu pozitif yönlü açı ölçüsü olan alfanın tanjantı demek değil mi aslında? Evet. Peki burası alfa ise arkadaşlar benzerlikten şu kısımda yine alfa olmaz mı? Bakın şuna C noktası diyelim. BAC açısının ölçüsü de yine alfa olmaz mı? Evet. Peki tanjant alfayı kaç olarak bulmuştuk? Yani eğimi 4 bölü 3 olarak bulmuştuk. Demek ki alfanın karşı dik kenar uzunluğu 4K ise komşu dik kenar uzunluğu 3K olmalı. Pisagor bağıntısından 3K 4K hipotenüs uzunluğunda ne olması lazım? 5K olması lazım. Ben hipotenüs uzunluğunun zaten 5 birim olduğunu biliyordum. Demek ki ne buldum? 5K dediğim uzaklık 5 birim. Yani K dediğim uzaklık 1 birim. Doğru mu? O halde bizde de bu B ve A noktalarının apsisleri arasındaki mesafe, yani şu 3K'lık mesafe soruluyordu. O halde arkadaşlar şuradaki bakın 3K'lık mesafe ne olacaktır? 3K'lık mesafe 3 olacaktır. Böylece cevabımız 3 olarak. Evet, şöyle bir saniye. Şöyle yapalım. Cevabımız 3 olarak hangi şıktaymış bakınız? Ceyhan seçeneğinde diyoruz. Bu soruyla da helalleştik. Umarım faydalı olmuştur. Gayet de güzel bir soruydu arkadaşlar. O halde haydi geçelim 10. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. Fx eşittir x küp bölü 3 eksi 4x artı 1 fonksiyonun grafiğine x eşittir a noktasında teğet olan doğru x ekseniyle pozitif yönde geniş açı oluşturmaktaymış. Şimdi bir doğru arkadaşlar x ekseniyle, bakınız şöyle x eksenini çizelim. Bir doğru x ekseniyle pozitif yönde geniş açı yapıyorsa, şöyle bir açı yapıyorsa, bu doğru için ne söyleyebilir arkadaşlar? Azalan bir doğrusal fonksiyona ait, doğru mu? Dolayısıyla tanjantı negatif. Çünkü tanjant arkadaşlar bakın tanjant alfa, alfa burada 90 dereceye geçtiği zaman artık ikinci bölgede negatif değerler alıyordu, hatırlayalım. O halde tanjant alfa negatif. Yani bu doğrunun eğimi negatif. O doğru rastgele bir doğru değil ki. Teğet olan doğru. Dolayısıyla teğet olduğu noktadaki fonksiyonun türevi negatif oldu. O halde ne bulduk bakın? F türev A'nın negatif olduğunu bulmuş olduk. Şimdi o halde F fonksiyonun türevini bir bulalım beraber. F türevi X ne geldi beraber yapalım haydi. X küpün türevi 3x kare. Üçler sadeleşti. X kare. Eksi 4x'in türevi de 4 zaten. Artı 1 sizlere ömür. O halde x kare eksi 4 dedik. Şimdi neredeki türevden bahsediyoruz? A'daki türevden. F türev A eşittir A kare eksi 4. Ne olduğunu biliyoruz? Negatif. A kare eksi 4 negatifse arkadaşlar o halde A değerinin eksi 2, 2 açık aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Böylece cevabımız Adana seçeneği diyoruz. Ve geçemiyoruz. Sorular bitmiş. Bu testin de sonuna gelmişiz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yorumlarda ve diğer konu testlerinde de görüşmek üzere. Hoşça kalın.